Evet. Üçüncü fasikülle başlıyoruz. Üçüncü fasikül fonksiyonlarla ilgili uygulamalar ve denklem ve eşitlik sistemlerini işleyeceğiz burada. Yine en başta konu anlatımımızı yapacağız ve ondan sonra kazanımları çözeceğiz. Başlayalım. Şimdi ilk olarak bir fonksiyon eksenleri kestiği noktalardan bahsedelim. Herhangi bir fonksiyonun eksenleri kestiği noktaları bulmak için mesela x eksenini kestiği noktayı bulmak için tabi eğer varsa bazen ekseni kesmeyebilir. Fonksiyonun kuralı yani y sıfıra eşitlenir ve elde edilen denklem çözülür. Y ekseni kesmek y kestiği noktalar bulmak için de x yerine sıfır yazılır. Hemen bir örnek verelim. fx eşittir. Diyelim ki 2x artı 4. Şimdi burada x'e x sıfır x e verdiğim zaman bu fx biz y diye kullanıyoruz zaten. Yani fx yerine y yazabiliyoruz. x'e sıfır verdiğim zaman y eşittir. Şey, i̇şte x'e sıfır verdim. Aynen y eşittir. 2 çarpı 0 artı 4'ten y 4. Yani y eksenini kestiği nokta 0'a 4 noktası. Y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verdiğim zaman yani fx'i 0'a eşitlediğim zaman 2x artı 4 fonksiyonun kuralına 0'a eşitledim. Buradan ne geldi? 2x eşittir 4. x eşittir eksi 2. Yani eksi 2'ye 0'da ne oldu? Ee, x eksenini kestiği nokta oldu. Y'si 0 olduğu yerde x eksenini kesiyor. X'i 0 olduğu yerde y eksenini kesiyor. Şimdi grafiği eğer vermişse zaten grafik üzerinden eksenleri kestiği noktaları bulabiliriz. Mesela baktığımız zaman x eksenini a, b ve d noktasında kesiyor. E zaten burada a'ya 0, b'ye 0, d'ye 0. Yani bunlar fonksiyonu 0 yapan değerler. f a eşittir, f b o da eşittir, f d o da eşittir, 0. Burada x eksenini kestiği noktada fonksiyon 0'a eşit. E burada y eksenini de 0'a c noktasında kesiyor. Buradan da f0 y ekseni üzerinde x0 f0 eşittir c yazabiliriz. Grafik verdiği zaman bunları görmek daha kolay oluyor tabii ki bizim için. <laughs> Şimdi yeni bir kavram. Yani bunu daha önce e, 10. sınıfta fonksiyon kısmını gördük ama artanlık azalanlığa çok girmedik. Artan fonksiyon ne demek? Azalan fonksiyon ne demek? Ya da bir fonksiyon artan azalan olduğu aralıklar. Şimdi e, bir reel sayıdan reel sayılara bir f fonksiyonu var. AB kapalı aralığı alıyoruz burada her x1 x2 eleman ab için yani o kapalı aralıktaki herhangi iki eleman alıyorum burada. x1 küçük x2 iken fx1 küçük fx2 ise f ab aralığında artandır. Yani bak x1 küçük x2 yani x değerleri büyürken fonksiyonun görüntüsü de büyüyorsa fonksiyon grafiği yukarı doğru çıkıyorsa şu iki grafikteki gibi ne olacak burada bu fonksiyona artan diyeceğiz. Şimdi burada dikkat et burada yukarı doğru eğim var. Burada aşağıdan eğim almış. İki türlü grafik var ama sonuçta her türlü bak x2 daha büyükken fx2 yukarıda oluyor. Yani x değeri büyüdükçe fx de büyüyorsa fonksiyon artan oluyor. Adı üstünde artan. x1 küçük x2 iken fx1 büyük fx2 ise yani bu sefer tam tersi x değeri büyüdükçe bak x değeri büyüdükçe sağa doğru grafik aşağı doğru geliyor. y değerleri azalıyor. Tam tersi durum. Yani gittikçe fonksiyon azalıyor. Şekil olarak baktığım ama sıfıra doğru yaklaşıyor. Buradan ya da buradan. Buna da azalan fonksiyon diyeceğiz. A, B kapalı aralığında. Eğer ki zaten bütün x1, x2'ler için x1 eşit, x2 o da eşit c ise sabit bir sayıysa bu fx eşittir c fonksiyonudur. Sabit bir fonksiyondur. Sabit fonksiyondan 10. sınıfta zaten bahsedilmişti. Ne olduğunu biliyoruz. Burada fx eşittir c'dir benim sabit fonksiyonum. Zaten burada da vermiş. Burada hiçbir değer değişmiyor. Şimdi tabi bunlarla ilgili e, sorularda daha ayrıntılı çözeceğiz. Burada şimdi genel kuralı veriyoruz. Artanlık ne demek, azalanlık ne demek, sabit fonksiyon ne demek. <laughs> pozitif negatif aralıklar. Şimdi fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu yer x eksenine bağlıdır. Çünkü sonuçta e, burada alacağı değerler şöyle yapayım hatta bir dakika. Diğer ekseni de şöyle düzgün bir şekilde çizeyim fonksiyonun alacağı değerler şurası y ekseni şurası x ekseni x ekseni üstüdür ve altıdır. x eksenin üst tarafında olan bölgeler birinci bölge ve ikinci bölge. Saat yönünün tersinde gidiyorduk. Birinci ve ikinci bölgede fonksiyon pozitif altında kalan bölgelerde negatif. Ee, x ekseni üzerinde zaten sıfır eşit. Işte. Hemen şöyle bir şekil verelim. Az sonra, gerçi bu şekil az sonra çizilmiş şu kısımda. Hatta şöyle yapalım. Buraya baktığım zaman aklında olsun kısımda çizilmiş ona bakalım. Şuradan devam edelim. Şimdi bak az önce çizdiğimin aynısı. Bir grafik çiziyorum. X eksenin üst tarafı X eksenin üst tarafı artı olan yerler. Yani burada herhangi bir değer aldığın zaman Y değeri artı. Tam X ekseni üzerinde A0 ve B0 noktalar fonksiyonların sıfırıdır. Yani FA eşit FB o da eşit sıfır. X ekseni üzerinde sıfırdır. X ekseni altında ise bak A'nın sol tarafı ve B'nin sağ tarafında x eksen altında olduğu için burada da negatif değer alıyor fonksiyon. Üstte pozitif altta negatif eksen üzerinde sıfıra eşit. Pozitiflik negatiflikte grafikte yorumlayacağız bunları. Şimdi bir diğer kavram pozitiflik negatifliği verdik artanlık azalını verdik. Fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri. Şimdi maksimum değer en büyük değer minimum en küçük değer. Tabi eğer varsa mesela fonksiyonun görüntü kümesine bakacağız y değerlerine bakacağız. Alt ve üst sınır var mı yok mu? Mesela birinci grafik. Bakıyorum. Bu ne? Ee, ok sonsuza doğru gidiyor. Yani ucu açık. Bu ne demek? Bu artı sonsuza kadar gidecek. Maksimum değer diye bir şey yok. Sonsuza gidiyor. Aşağısında ucu açık. Bu da eksi sonsuza gidiyor. Minimum değer de yok burada. Bak yanda grafiğe geldik. Üstten ucu açık. Ok yukarı doğru. Artı sonsuza gidiyor. Maksimum değeri yok. En büyük değer nedir bilemem. Ama bak altta. F A şey G A G fonksiyon olarak verilmiş. G A B'ye eşit. Yani bu fonksiyon alabileceği en küçük değer Y'de B olarak verilmiş. Minimum değeri B'dir. Üçüncüye baktığım zaman zaten hem alttan hem üstten sınırlı. Üstte F A B'ye denk geliyor. Yani Y değeri bu B'nin yukarısına çıkmıyor. O zaman maksimum değerim B. E C X'e C verdiğim zaman H C eşittir D'ye. Burada da şu demek H fonksiyonu FA dedim az önce pardon. HA eşittir. Be. Burada h olarak verilmiş. Burada da fonksiyon D'den daha aşağı bir değer almıyor. En küçük aldığı değer D. Yani minimum değeri de ne oldu bu durumda? D oldu. Bu artanlık azalanlık. Artanlık azalanlıkta özellikle biraz daha dikkatli olmak lazım. Ama fonksiyon pozitif negatif olaraklar. Maksimum minimum değerler. Kolay kavramlar ama grafikte özellikle bunu iyi yorumlamak lazım. Şimdi burada yeni bir kavram. Bir fonksiyon ortalama değişim hızı. Ortalama değişim hızı ne demek? Şimdi bir değişimi başka bir değişimle kıyasladığım zaman ortalama ne olacağını buluyorum. Yani mesela burada fonksiyonla nasıl bulacağım bunu? Bir y değişkenlerim var bir x değişkenlerim var. İki nokta için düşün bak. x1 ve y1. x1 y1 x2 y2. İki nokta verilmiş. Doğru mu? Şimdi x1 y1'den x2 y2 değişim oranını bulurken yani değişim hızı nedir bu noktalar arasındaki değişim hızı? Hani bu noktadan bu noktaya giderken ne kadar değişmiş mantığında düşünebiliriz. Y'leri farkı bölü x'leri farkı diyeceğiz. Yani iki nokta arasındaki değişim hızı sorulmuşsa bana y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Tabi burada şöyle yapabilirim. Y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2. Fark etmez. Yani hangisinden diğerini çıkarıyorsam ona göre aynı sırada yazmalıyım. Yani burada şunu yazamam ama y2 eksi y1 bölü x1 eksi x2 yazamam. Y2'den y1'i çıkarıyorsam x2'den x1'i çıkaracağım. Y1'den y2'yi çıkarıyorsam x1'den x2'yi çıkaracağım. Tabi burada paydanın sıfır olmaması lazım değişim hızı için. Çünkü payda sıfır olursa tanımsız olacak. Şimdi aslında değişim hızı dediğimiz kavram bize eğimi verecek. Eğim neydi? Eğim analitik geometride görmüştük. Bir doğruda fx eşittir ax artı b fonksiyondaki değişim oranı A'ya eşit. Bu y eşittir ax artı b doğrusu gibi düşünelim. E buradaki eğimi ne diyorduk? Biz x'in katsayısı a diyorduk. Biz direkt uzun uzun işlem yapmadan e, eğer bana doğrusal fonksiyon verilmişse direkt eğim bana ortalama değişim hızını verecek. Zaten eğimi bulurken de bu hatırlarsak eğim e, y'leri farkı böyle x'leri farkı bana eğimi veriyordu anlattık geometride. Aslında değişim hızı demek eğim demek. Ortalama değişim hızı. Aynı mantık buradaki de. Burada mesela ne yapmış? AFA F, A yani A'ya B noktası. B'ye de F, B noktası diyelim. A'ya F, A, B'ye F, B. Şimdi normalde eğimi nasıl buluruz Y'leri farkı. FB B eksi F, A bölü B eksi A diyorduk. Delta Y bölü delta, delta, delta fark anlamına geliyordu. Y'ler farkı bölü X'ler farkı şeklinde hesaplanıyor bu. Şimdi tabii bunları e, sorular kısmında pekiştireceğiz. Kazanım 1'e gireceğiz. Ama ee, buraları iyi anlamak lazım. Yani burada sözel olarak yazmışız. Formüller çok basit gözüküyor ama bunları özümsemek lazım. Yani özellikle hani buradaki eğim olduğunu nereden geliyor? Çünkü biz bunu daha önceden eğimi işlemiştik. Şu y'ler farkı bölü x'ler farkı falan ortalama değişim hızını veriyor. Sorularda özellikle grafiklerde bunları yorumlamak bizim için daha önemli olacak. Şimdi kazanımlarda bunları pekiştireceğiz zaten. Kazanım birden devam edebiliriz. Diğer videoda görüşmek üzere.